أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد ابن هبان المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع adlı müsnedinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz kısım emirler kısmı, emirler kısmının 95. çeşidindeyiz. النوع الخامس والتسعون الأوامر التي أمرت بأسباب موجودة وعلل معلومة bazı bilinen mevcut sebepler ve malum gerekçeler dolayısıyla verilen emirler diyor İbn-i İbban bu nevi altındaki emirlere. 1594 no'lu hadisteyiz. ذكر الأمر بأكل اللقمة bir lokmayı yemeyi emreden hadis. اِذَا سَقَطَتْ مِنْ يَدِ الْاَكِلِ şayet yiyenin elinden lokma düşüyorsa, düştüğünde onu yemesini emreden. لِاَلَّا يَتْرُكَهَا لِلشَّيْطَانِ o düşen lokmayı şeytana bırakmamasını emreden hadis demiş zikir başlığında İbn-i İbban. Okuyalım hadisi 1594. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفِيَانَ bize El-Hasan bin Süfyan haber verdi. قَالَ dedi ki حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ bize Hudbe bin Halid anlattı. Kale dedi ki Haddethena Hammad ibn Selemete bize Hammad bin Seleme anlattı. An Thabit'in o da Sabit'ten. An Enes'in o da Enes'ten. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki İzâ sakatat lukmetu ahadikum birinizin lokması düştüğünde felyumitil eza anha ondan ezalı olan kısmını ayırsın. Yani lokma şöyle düştüğü yere. Lokmayı aldığınızda altı kirlenmiş oluyor. Altını koparsın. وَلِيَكُلْهَا temiz olan kısmını yesin. وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ düşen lokmasını şeytana bırakmasın. وَأَسْلِتُ الصَّفْحَةَ tası eslitu iyice temizleyin. Yani bizdeki ifadesiyle sünnetlemek, sünnetleyin. Ve eslitu safhata yediğiniz kabın dibini sıyırın. Fe innehu la yudra çünkü bilmezsiniz. Fi ayyi ta'amikum tekunul berekatu bereket yemeğinizin neresinde bilemezsiniz. Belki tabağınızın o kalan kısmındadır. Yani kalan o bulaşığındadır belki. Ve dolayısıyla siz onu sıyırarak berekete kavuşmuş olabilirsiniz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kula bunun yaraştığını, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği nimeti israf etmeksizin yemesinin yaraştığını, bunun bereketi celbettiğini anlatmak istiyorum. Okuduğumuz hadis Müslim'de varmış. 2034 Müslim'deki numarası. Bir sonraki hadisi okuyorum. Zikrul emri lil mer'i bilaqil asabi'i lil akili yine yemek yiyene verilen bir emir. Yemek yiyen kimsenin parmaklarını sıyırmasını, büyük ölçüde bu ağızla yapılan bir şey. Qabla mesihha bil mendil mendille ellerini temizlemeden önce o ellerindeki bulaşığı yemeği önce ağzına götürmesini emreder hadis. Zıddı kavli men tekadderahu bunu hoş bulmayan kimsenin aksine zıddına Hazreti Peygamber'in bu konudaki telkini bu yöndedir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dikkat ederseniz hep Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği nimete azami düzeyde saygı ve onu israf etmekten azami ölçüde sakınma var. Bu işin aslında kulun Cenab-ı Hakk'a duyduğu saygının da bir belirtisi. Birine bir şey verdiğinizi düşünün. O verdiğiniz şeyi en güzel bir biçimde istimal ediyor ise bu
onun buna gösterdiği, verdiği ehemmiyet, duyduğu saygı ve dolayısıyla size dönen bir saygıyı anlatır. Bir çocuğa çikolata verdiniz, 7 parçalı çikolata. 6'sını yemiş, 7.'yi de sokağın kenarına savurmuş. Siz ondan sonra evden çıktığınızda verdiğiniz çikolatanın kısmen yenmemiş olarak atıldığını gördüğünüzde bundan rahatsız olursunuz her halükarda. Onun güzelce yenmiş ve güzelce çöpe atılmış, yani tümüyle yendikten sonra bunu görürseniz de size, sizin verdiğiniz o hediyeye itibar ettiğini, değer verdiğini, önemsediğini, kaldırıp atmadığını kendinize dönen bir saygı olarak not edersiniz. Cenab-ı Hak da fakirliğinden değil, kıtlığından değil, azlığından değil, halbuki ganidir, zengindir, hiçbir vergisi Cenab-ı Hakk'ın mülkünden eksiltmiyor. Gelen bir hadisi kutsi'de bütün kullarım tek tek huzura gelse, her biri bildiği ve istediği, hayal ettiği en büyük şeyi istese, her birine ayrı ayrı bunları versem, لَا يَنْقُسُ ذَٰلِكَ مِنْ مُلْكِ Bu benim mülkimden miskal-i zerre bir şey eksiltmez diyor Cenab-ı Hak. Böyle bir zengin. Dolayısıyla Allah kullarına israfı yasaklarken bazıları işi tersinden algılayıp ya niye bize israfı yasak ediyor? Fakir mi ki? Bol bol göndersin biz de israf edelim. Oldu. Cenab-ı Hak senin emrindeki tedarik için değil. Sana lütfen veriyor. Fazl olaraktan veriyor. Bunu büyük bir nimet, büyük bir lütuf olarak yani vermeyebilirdi. Bu hareket noktasından yola çıkıp verdiğini en güzel bir biçimde israf etmeksizin tüketmek, şükür ile tüketmek sana yaraşan, kula yaraşan bir şey. Dolayısıyla hadislerde yahut Kur'an'da israftan olanca sakındırmayı bu çerçevede ele almak lazım. Bazıları hemen tersinden tutup ya niye böyle? Burada bir terslik var. Bak hem ben çok zenginim, hiçbir şey benden eksiltmiyor diyor. Hem de aman israf etmeyin falan. Sanki böyle çok az elinde şey var, rızkı var. Aman kullar şey yapın, tedarikli kullanın, bitiverecek kaygısıyla sanki Cenab-ı Hak hareket ediyormuş gibi böyle yanlış bir anlamaya kapılanlar var. Hadiste de Hazreti Peygamber'in vurgusu yine israftan yana ve bu israf Cenab-ı Hakk'a dönen bir saygıyı anlatıyor. Bu açıdan ele alırsanız o zaman buradaki hassasiyeti parmaklara bulaşanı bile mendile silerekten değil de önce ağzına götürerek, bu mendile silinecek bir atık değil, Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir lütuf, bir ihsan diye onu ağza götüren bir anlayış. Elbette ki burada pislikten uzak duran, yani oradaki fasılayı ayırıyor Hazreti Peygamber. Lokma yere düştü, ekmek yere düştü, bir ucu kirlendi, kirli olan kısmını kopar atıver. Niye hepsini atıyorsun? Çok kıymetli olsa, kıtlık olsa atar mısın? Hayır. Mümkün sonra elinle ufalar yine yersin değil mi? O zaman senin sağlığına zarar vermiyor da, o zaman sağlık konusu, pislik, kirlilik konusunu bir şekilde aşıyorsun da şimdi niye aşmıyorsun? Çünkü şimdi Allah lütfen bol veriyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak verdiği için o ehemmiyette görmüyorsun nimeti. Allah'a dönen bir saygısızlığın belirtisi bu. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in bu konudaki uygulamasını asla bir pisliğe, asla bir temizliğe gösterilme, bir özensizliğe yormamalı. Parmaklara bulaşanı, bizim atasözümüzde de var, ne diyor? Bal tutan parmağını yalar. Öyle parmağı yalamak çirkin bir şey değil. Şimdilerde çok çirkin karşılanıyor. 1595 Akbarana Abdul, parmağını kim yalamaz? Ellerini yıkamasını bilmeyen adam parmağını yalamaz. Yani elleri pistir zaten. Öyle oturmuştur sofraya. Dolayısıyla o adam parmağını falan yalamaz. Elleri de pis olduğu için ancak metalik şeyler üzerinden yiyeceğini yer. Bence böyle. Parmaklarını güzelce yıkamış bir adam eliyle nasıl ağzına götürebildiği, dudağına, diline dokunabildiği gibi aynı şekilde parmağı elindeki, eline bulaşan yemeği de diliyle veya dudaklarıyla bence yalayabilir. 1595 Akbarana Abdullah ibn Ahmed ibn Musa el-Cevaliqi bi'askari Mukram. Bize Abdullah bin Ahmed bin Musa el-Cevaliqi askeri Mukram'da haber verdi diyor İbn Hibban. Kâle ve sözü hocasının hocasına bırakıyor. Hocası diyor ki: "Haddetena Amr ibn Ali ibn Bahr." Bize Amr bin Ali bin Bahr anlattı. Kâle, o da hocasına bırakıyor sözü. Diyor ki: "Haddetena Ebu Asim." Bize Ebu Asım anlattı. Yani İbn-i Cüreyc'in, o da İbn-i Cüreyc'den. Kale, demiş ki
Akhbarani Ebu Zübeyr, bana Ebu Zübeyr haber verdi. An Cabir'in, o da Cabir'den. Ennehu semi'an nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yekulu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi işitmiş. Demiş ki, İza ta'ima ahadukum, biriniz yediğinde, fesekatat lukmetuhu min yedihi, lokması elinden düşerse, فَلْيُمِطْ مَا رَابَهُ مِنْهَا, orada o düşen lokmasına, büyük olsun küçük olsun, değen pislik varsa onu izale etsin. Kalan temizliğini de وَلْيَطَعَمْهَا, yeyiversin. وَلَا يَدَعْهَا لِشَيْطَانِ, temizliğini de şeytana bırakmasın. Çünkü orada temizliğini de yememesini öğütleyen, temizliğini de öylece atmasını isteyen kimdir? Allah'a karşı saygısızlık üretmek isteyen şeytandır. Aa, ne kadar medeniyetsiz, yere düşeni de alıyor, yiyor. Görmeyin bir daha. Bu çok medeniyetsiz bir davranış. Medeni insan ne yapar? Kaldırır, fırlatır, atar. Düştüyse savurur. Hiç önemli değil. Yani medeni insan akıllı insan değildir. Koca bir ekmeği bile düştü mü bitti, tamam. Ucu değdiyse yere hepsini atıverir. Bence bu medeni değil, akılsız insan. Savurgan insan bu. Çünkü kirliyle kirli olmayanı ayıracak kadar akledemiyor. Kirlenmiş kısmını ayırabilirsin. Kimse sana pis olanı zorla yedirmiyor. وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَعْلَقَ يَدَهُ, ellerini parmağını yalamadan mendile silmesin elini. فَاِنَّ الرَّجُلَ, çünkü adam لَا يَدْرِ, bilmez. فِي اَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكْ لَهُ, yemeğinin hangi kısmı mübarek olacak bunu bilemez. Belki o son kısmı mübarek olur senin için. Allah senin bedenine şifayı o yediğin son kısımdan ihsan eder belki. Şu bedene girip çıkan o kadar çok yiyecek var ki bağırsaklardan uğrayıp geçiyor, vücut onu yakalayamıyor, alamıyor içerisine. Yendiği gibi dışarı gidiyor. Belki kimi o kadar ihtiyaç duyduğumuz madde o son kısmındaki, son kısmından Cenab-ı Hak vücuda girmesini sağlar da alamadığın ilaçlara başvurarak almak istediğin yiyecek belki o sıyırdığın üzerinden senin vücuduna girer. Bu moleküler düzeydeki bu geçişleri kim sağlıyor, kim emrediyor? Cenab-ı Hak emrediyor. Dolayısıyla Allah'ı hoşnut edecek bir düzeyde, bir biçimde yemek yersen şifaya da erersin. Bereketi böyle anlamak lazım. Çünkü kişi yemeğinin bereketi neresindedir bunu bilemez. وَاِنَّ الشَّيْطَانَ, öte yandan şeytan يَرْصُدُ النَّاسَ, insanları rasat eder, insanları gözetler. En küçük bir fırsatı Allah'a karşı saygısızlığa dönüştürmenin çabası içindedir. Yere düşen bir lokma üzerinden bile. يَرْصُدُ الشَّيْطَانَ, insanı rasat eder. اَوْلْ insanları rasat eder. اَوْلْ insana, yahut insanı rasat eder. Ravi tereddüt ediyor, çoğul muydu, tekil miydi diye. عَلَى كُلِّ شَيْءٍ, her konuda rasat eder insanı. Her konuda insanı didik didik gözetler. حَتَّى عِنْدَ مَطَعَمِهِ, yemek yerken bile. وَلَا يَرْفَعِ السَّحْفَةَ, dolayısıyla kul tasını, yemek tasını kaldırmasın önünden. حَتَّى يَلْعَقَهَا, ta ki onu sıyırıncaya kadar. اَوْ يُلْعِقَهَا, فَاِنَّ فِي آخِرِ الطَّعَامِ الْبَرَكَةِ, zira yemeğin bereketi sonunda olabilir demiş bu hadiste sallallahu aleyhi ve sellem. Yahut buna benzer bir şey söylemiş. Nerede var hadis? 2033 numarayla Müslim'de var. Bir sonraki hadis, İbn-i İbban'ın zikir başlığı şöyle: ذِكْرُ الْاَمْرِ لِلْمَرْءِ اَنْ يُطَعِمَ مَمَالِكَهُ مِنَ الطَّعَامِ الَّذ۪ي يَأْكُلُ. Kişiye yediği yemekten kölelerini yedirmesini emreden hadis. Yani sen ne yiyorsun? O yediğinden kölelerini de yedir. Yediğinden yedir, içirdiğinden içir. Aynı hayatı paylaş. Zira sizler dinde kardeşsiniz. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız diyerek Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem cahiliyeden gelen ve köleleri aşağılayan algılamayı kaldırmış oldu. Akhbarana el-Fadl ibn el-Hubab, bize el-Fadl bin el-Hubab anlattı, haber verdi. Kale, dedi ki, haddethena Musaddad ibn Musarhadin, bize Musaddad bin Musarhad anlattı. Kale, dedi ki, haddethena İsa bin Yunus, bize İsa bin Yunus anlattı. Anil Ameş, o da el-Ameş'ten. Anil Ma'rur ibn Suveyd'in, o da Ma'rur bin Suveyd'den. Kale, dedi ki,
Dekhalna ala Ebi Zerrin bir Rebezeti. Biz Ebu Zerrin yanına girdik Rebeze'deyken. Bir dönem Ebu Zer radıyallahu anh Medine'den ayrılıp Rebeze'ye. Bazıları bunun zorunlu ikamet olduğunu söylüyorlar. Sürüldü de deyin yahut başka bir nedenle gitti deyin. Rebeze'de kaldığı bir zamanda bir adam, kim o? El-Ma'rur bin Suveyd, diyor ki yanına gittim ziyarete. Feyde aracun aleyhi burdetun. Yanında bir adam vardı, üzerinde bir bürde vardı. Bürde bir kıyafet, hırka gibi bir şey. Ve ala gulamihi misluha. Yanındaki kölesinin de aynı bürdeden vardı. Fekulna, dedik ki lev ahazte burda gulamike. Şu kölenin bürdünü, yani o üzerindeki yeleği neyse, alsan fadalamtahu ila burdika, sen kendi bürdüne bunu eklesen, bürdene bunu eklesen, ve lebistahu, böylece giysen, kanet hulleten, o zaman hülle olur. İki bürdeden oluşan kıyafette hülle deniyor, daha bir zengin kıyafeti. Ve iştereyte li gulamike thawban gayrahu, kölene de bir tane bürde alıverirsin veya başka bir elbise alırsın, onun kölene olsa ne giyse olur, dedik diyor kendisine. Fekale, o da dedi ki Ebu Zer radıyallahu anh, seuhaddithukum an zalika, size ben bir şey anlatacağım demiş. Kâne beyni ve beyne sahibin li kelamun, bir arkadaşımla benim aramda bir söz olmuştu, karşılıklı atışmıştık. Ve kânet ummuhu a'cemiyyetun, o atıştığımız arkadaşımın annesi Acem idi. Yani Arap değil. Büyük olasılıkla İranlı olabilir. Hatta bazı rivayetlerde bu kişinin, atıştığı kişinin Bilal Habeşi olduğu geçiyor. Evet. Dolayısıyla Arap dışındaki her şey Acem'di. Annesi Arap olmayan biriydi. Yani bir Arap çocuğuydu diyor. Feniltu minha. Biz diyor, ben onunla tartışırken diyor, dayanamayıp diyor ağzının payını verdim diyor. Yani onun en can yakan şey ne? Arap olmayışı. Bir söz söyledim ona, canını yaktım. Fe'ata Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O da gitti Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Li'udirahu minni, beni ona şikayet etmek için. Fekale li Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ebu Zer radıyallahu anhı, an hakkında beni en çok şaşırtan bu rivayettir. Yani onu böyle son derece züht sahibi, son derece narin, insanlara son derece saygılı, dinde son derece hassas, yani sahabinin en züht, en zahidi kim derseniz, hakikaten Hazreti Ebu Zer böyle biri. Ama bu kadar zahid olmasına rağmen zaaflar insanı bırakmıyor demek ki. Bir gün kızgın bir anında tutup Hazreti Bilal'i küçük düşürecek, onu en can alıcı noktasından vuracak bir sözü söyleyivermiş. Hazreti Bilal de Hazreti Peygamber'e gitmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber de Hazreti Ebu Zer'i çağırmış. Demiş ki ya Ebu Zer'in, ey Ebu Zer demiş, sebepte fulanen, falana sövdün mü? Kultu naam, dedim ki evet. Kale, demiş ki Hazreti Peygamber, fezekerte ummahu, anasına mı sövdün? Kale, demiş ki Ebu Zer, kultu men yesubbur ricalu zukira abuhu mu, yani erkekler kimi söver? Sövdüğü zaman ya anasına söver ya babasına söver. Kale, diyor ki Hazreti Peygamber, Hazreti Peygamber Ebu Zer'e demiş ki inneke mru'un fike cahiliyetun, sen içinde cahiliye olan bir adamsın. Çok ağır. Sen içinde cahiliye olan bir adamsın demiş. اِنَّكَ مْرُعُنْ ف۪يكَ جَاهِلِيَّتُنْ, sende cahiliye var. Bu nasıl söz? ثُمَّ قَالَ, sonra dedi ki اِخْوَانُكُمْ, bunlar kardeşleriniz. جَعَلَهُمُ اللّٰهُ فِي اَيْد۪يكُمْ, Allah bunları sizin emrinize verdi, elinizin altında. Yani köleleri kastediyor. فَمَنْ كَانَ اَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ, kimin yanında bir kardeşi varsa, emrinde bir kardeşi varsa, فَلْيُطَعِمْهُ مِنْ طَعَامِهِ, ona yediğinden yedirsin. وَلْيُلْبِسْهُ مِنْ لِبَاسِهِ, giydiğinden giydirsin. وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ, ona ağır gelen bir şeyi ona yüklemesin. Ne kadar iş görebiliyorsa o kadar. Ağır taşıyabileceğinden, ağır gelen
müsaisini aşacak, bedenin takatini aşacak bir şey de ona yüklemesin diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber'in anlayışında, onun yaklaşımındaki köle algısı bu iken, bu algı bugünkü işçide bile yok. Patron bile işçisine bu gözle bakmıyor. Yediğinden yiyecek de, içirdiğinden içirecek, giydiğinden giydirecek. İşçiler haklarını büyük büyük zorluklar ile mesaisini, takatini gözetecek. Vaktiyle 12 saatmiş değil mi? İnsanları çalıştırdıkları şey. Büyük şeylerle, çabalarla 8 saate düşürebilmişler falan filan. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaklaşımında kölelik hukuki bir bağlantıdan ibaret. Ve ekonomik yanı var. Mevlalık bağlantısı. Kişinin falancaya olan bağlantısı, onun yanında çalışıyor. Onunla birlikte bir hayat geçiriyor. Peki statü ne? Statü kardeşlik statüsü. Bağlantı tamam, onun işlerini görüyor, onun evine bakıyor, onun ihtiyaçlarını, ona hizmet ediyor, doğru. Ama statü kardeşlik statüsü, nereden anlaşılır peki bu? Sözde mi kalmış? Hayır, öze inmiş. Yediklerinden yedirmişler, içtiklerinden içirmişler, giydiklerinden giydirmişler. O yüzden Ebu Zer'in yanındaki köle, Ebu Zer'le aynı kıyafete sahipmiş. Araplar yadırgamışlar, ya sen kölene de aynı kıyafeti niye giydiriyorsun dediklerinde, susun demiş, benim yaramı deşmeyin. Ben bir gün falanca ile böyle bir laf düellosuna girdik, böyle oldu. Bu okuduğumuz hadis nerede var? Müslim'de var, 1661 oradaki numarası. Zikrul emri, bir başka husus, yine bir emir bu. Okuduğumuz emirler hep belli gerekçelerle, belli durumlarda uygulanacak emirler. Dolayısıyla İbn-i İbban bunları 95. çeşit başlığında topladı. Bazı durumlar ve bilinen gerekçeler dolayısıyla verilen emirler başlığı altına geldi hepsi. Bu okuduğumuzda da böyle bir durum var. ذِكْرُ الْاَمْرِ بِغَمْسِ الدُّبَابِ Sivrisineği batırmayı emreden hadis. اِذَا وَقَعَ فِي الْاِنَا Eğer yemek kabına düştüyse onu daldırmayı, yemeğin içine daldırmayı emreden hadis. اِذْ nitekim. اَحَدُ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ Zira bir kanadı hastalık iken وَالْاَخَرُ شِفَاءٌ Diğeri ise şifadır demiş. İbn-i İbban'ın zikir başlığı böyle. Hadise bakalım. 1597 اَخْبَرَنَا اَبُوْ يَعْلَى Bize Ebu Ya'la haber verdi. Kale dedi ki حَدَّثَنَا اَبُوْ خَيْتَمَةَ Bize Ebu Haysem'e anlattı. Kale dedi ki حَدَّثَنَا يَحْيَا الْقَطَّانُ Bize Yahya el-Kattan anlattı. Kale dedi ki حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ Bize İbn-i Ebi Zeyb anlattı. Kale dedi ki حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ Bana Said bin Halid anlattı. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ O da Ebu Seleme bin Abdurrahman'dan. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ O da Ebu Said el-Hudri'den. عَنِ النَّبِيِّ sallallahu aleyhi ve selleme قال O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den buyurmuş ki اِذَا وَقَعَ الدُّبَابُ فِي اِنَاءِ اَحَدِكُمْ Sinek birinizin yemek kabına düşerse فَمْلُقُوهُ Onu daldırın. فَاِنَّ فِي اَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ Çünkü onun iki kanadından birinde hastalık varsa وَفِي الْآخَرِ دَوَى Diğerinde deva vardır, şifa vardır demiş bu hadiste yahut buna benzer bir şey söylemiş sallallahu aleyhi ve sellem. Okuduğumuz hadis ne Buhari'de ne de Müslim'de yer almış. Hadisle ilgili Elbani sahih notunu düşmüş. Bir sonraki hadis zikrul emri yine emreden bir hadis bi tehlilil asabi'i fil vudu parmakları tehlil etmeyi böyle aralarını olmayı emreden hadis. Nerede? Abdest alır iken. 1598 nolu hadis. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ Bize El-Hasan bin Sufyan haber verdi. Kale dedi ki حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ Bize Ebu Bekir bin Ebi Şeyba anlattı. Kale dedi ki حَدَّثَنَا يَحْيَا بْنُ سُلَيْمٍ Bize Yahya bin Süleym anlattı. عَنْ اِسْمَعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ O da İsmail bin Kesir'den. عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيْتِ بْنِ صَبِرَةَ O da Asım bin Lakit bin Sabire'den. عَنْ اَب۪يهِ O da babasından. قَالَ Dedi ki قُلْتُ Dedim ki ya Resulallah Ey Allah'ın elçisi اَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ Bana abdesti anlat. قَالَ buyurdu ki اَسْبِغِ الْوُضُوءَ Abdest
abdesti almakta özen göster. Abdesti itinalı al. Yani böyle keyif ala ala, seve seve abdest al. Azalarını güzel şekilde yıka. Buna isbâhul vudu deniyor. Kişinin abdestini öyle lanetleyin değil de güzelce alması. Hakikaten güzelce abdest alan adamı izlemek son derece zevk vericidir. Böyle keyifle izlersiniz. Güzel abdest alıyorsa. وَخَلِّلْ بَيْنَ الْاَصَابِعِ Ve parmaklarının arasını da olmayı unutma. Yani böyle yıkadın, bitti. Ama Hazreti Peygamber bir de böyle yapmayı emrediyor. Aralarını da temizleyiver diyor. Bunu niye böyle yapıyorum? Demin parmakları yalamanın geçtiği hadise gönderme olsun diye. Yani işin aslında bir temizlik. Eğer birileri temizlikten iddia edeceğinden vuracaklarsa temizliğin esası burada. Elleri bile yıkarken aralarını ovmayı emreden bir yaklaşım var. وَخَلِّلْ بَيْنَ الْاَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الْاِسْتِنْشَاقِ Ve istinşak yaparken, yani burnuna su alırken mübalağa yap, hiç sorun değil. Bilmiyorum tıbben bunun şeyi nedir ama Hazreti Peygamber mübalağa yapmayı zararsız görüyor. Yani öyle lanetten bir iki su çekmek çekiyormuş gibi yapma. Mübalağalı davran, burnuna iyice su çekiver. Güzel abdest almış olursun. İlla en tekune saimen. Ama oruçluyken yapma bunu. Yani oruçluyken böyle bol bol artık ağzından değil de burnundan içer gibi suyu istinşakı mübalağa etme, abartma. Ama normal zamanda abdest alırken eğer abdeste ilgili özen göstermeni istediğin ayrıntı soruyorsan benden parmaklarını ovmayı ve burnuna su çekerken adeta abartmayı sana öneririm demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Bu okuduğumuz ya da buna benzer bir şey söylemiş. Bu okuduğumuz hadis ne Buhari'de ne de Müslim'de varmış. Hadisle ilgili Elbani sahih notunu düşmüş. Aslında bu çok güzel bir yaklaşım. Biz unutuyoruz ama bu hadis geleneğinde var. Sahabe hep böyle yapıyordu. Neyi diyorum? اَوْ كَمَا قَالْ Yani böyle demiş yahut buna benzer bir şey söylemiş. Sahabiler, özenli, titiz sahabiler böyle aktarıyorlarmış hadisi. Yani böyle bir şey söyledi. Ya da buna benzer bu civarda dolaşan bir şey söyledi. Böyle demek ile okuyucuya eğer bir şey algıladıysa ha bu böyle olmayabilir, biraz farklı tonlarda olabilir diye fırsat açmış oluyorsunuz. Diğer türlü Hazreti Peygamber'in ağzından aktarıyormuş gibi algılıyor ki o sakıncalı bir durum. Zikrul illeti lleti min ecliha emara bittehlili beynel asabi. Hazreti Peygamber'in parmak arasını ovmayı emredişinin gerekçesini gösteren hadis. 1599. Akhbarana İbn-i Huzeymata. Bize İbn-i Huzeyman haber verdi. Kale dedi ki haddetena bundarun. Bize bundar anlattı. Kale dedi ki haddetena Muhammedun. Bize Muhammed anlattı. Kale dedi ki haddetena Şubetu. Bize Şube anlattı. An Muhammed ibn Ziyad'in, o da Muhammed bin Ziyad'dan kâle dedi ki kâne Ebu Hureyre'te, Ebu Hureyre ye'ti alennâsi, insanların yanına varırdı. Ve hum yetevaddaûne, onlar abdest alırlarken indel mutharati, abdest alma yerinde onlar abdest alırlarken Hazreti Ebu Hureyre onların yanına uğrardı. Feyekûlu lehum, onlara derdi ki esbihul vudû, abdesti güzel alın. Barakallahu fikum. Allah sizi mübarek kılsın. Abdestlere dikkat edin, dikkatli alın. Fe inni semi'tu Ebu'l Kasım sallallahu aleyhi ve sellem yekulu. Çünkü ben Ebu'l Kasım sallallahu aleyhi ve sellem'i işittim diyordu ki: "Veylun lil a'kab minen nar." Yazık, yazık o topuklara ateşten. Yani topuklara suyun değmedi. Topuklara vah o topuklara ateşten diye dediğini duydum. Islatın, oraları da yıkayın diye Hazreti Ebu Hureyre böyle dermiş Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu ya buna benzer bir şey söylediğini. Bu okuduğumuz hadiste Müslim'de 242 numara ile mevcut. Bir sonraki hadis zikrul emri, emreden hadis bil vudu'i, abdest almayı limen arade muavadete ehlihi, ailesinin yanına tekrar dönmeyi isteyen kimseye abdest almayı emreden hadis. 1600 numaralı hadis. Akhbarana Hamid ibn Muhammed ibn Şuayb. Bize Hamid bin Muhammed bin Şuayb haber verdi. Kâle dedi ki
Haddetena Mansur ibn Ebi Muzahim. Bize Mansur bin Ebi Muzahim anlattı. Kale dedi ki, Haddetena Ebu'l Ahvasi. Bize Ebu'l Ahvas anlattı. An Asim ibn Süleyman'a. O da Asim bin Süleyman'dan. An Ebi'l Mutevekkili. O da Ebu'l Mutevekkil'den. An Ebi Sa'idin el-Hudriyi. O da Ebu Sa'id el-Hudri'den. Kale dedi ki, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki اِذَا غَشِيَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ Biriniz kadınla birlikte olduğunda ya eşiyle birlikte olduğunda وَاَرَادَ اَنْ يَعُودَ birlikte oldu bitti ama bir daha dönmek istiyor, bir daha beraber olmak istiyorsa فَلَيْتَوَضَّ arada bir abdest alsın demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Okuduğumuz hadis nerede var? Müslim'de var. 242 numarayla mevcut. Hocam bu abdest gusül abdesti mi? Yani yok, gusül abdesti değil. Normal bildiğiniz abdest. Evet. Yani ağza burna su vererekten, el kol ayakla yıkanaraktan alınan kısa yollu bir abdest. Hatta bunu zaman zaman sallallahu aleyhi ve sellemin özetlediği, yani kısaca sadece ağzına burnuna su alarak ve ellerini yıkayarak da ya yaptığı ilişki arası. Böyle rivayetler de var. Hatta bu esasen Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hadisinde ortaya çıkıyor ki Hazreti Ömer demiş ya Resulallah, ilişki sonrası böyle abdest almak, gusül almak illa gerekiyor mu, yani yatsam olur mu dediğinde yatabilirsin ama elini yüzünü şöyle yıka, abdest al. Normal abdest. Ağzına burnuna elini ağzına burnuna su vererek, ellerini yıkayarak alınacak bir abdestten sonra uyuyabileceğini söylemiş sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e. Kendisi de böyle yaparmış sallallahu aleyhi ve sellem. Bir sonraki hadis. Zikrul illet. Hocam, abdest kelimesi Farsça bir kelime. Kur'an-ı Kerim'de abdest karşılığı gusül kelimesi. Yani yıkanmamızı söylüyor Allah'ın için. Yani o ilişkiden sonra belli yerlerin yıkanması. Bunu zaten defalarca diğer hadislerde peygamberimiz yapıyor. Evet. ذِكْرُ الْعِلَّةِ اللَّتِي مِنْ أَجْلِهَا اُمِرَ بِهَذَا الْأَمْرِ Bu emrin verilmesinin gerekçesini gösteren hadis diyor. Tam iyi ki yani bir önceki hadiste kendimi tutamayıp gerekçeleri ben söyleyecektim. İşte temizlik bakınız ne kadar önemli. Ondan sonra diğer taraftan bir dirilik getirir. Hani bir daha eşine varmak istiyor. En azından bir dirilikle gitmesi falan diye yorumlar yapacaktım. Neyse iyi ki kendime hakim olmuşum. Zira hadiste gelecektir zaten yorum. ذِكْرُ الْعِلَّةِ اللَّتِي مِنْ أَجْلِهَا اُمِرَ بِهَذَا الْأَمْرِ Bu emrin verilmesinin gerekçesini gösteren hadis. 1601 nolu hadisteyiz. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَسْسَنْجِيُّ Bize el-Hüseyin bin Muhammed Es-Sencî Merv'de haber verdi. Kale dedi ki حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ هِشَامٍ الْعَسْكَرِيُّ Bize Cafer bin Hişam el-Askeri anlattı. Kale dedi ki Haddethena Muslim ibn İbrahim'e Bize Muslim bin İbrahim anlattı. Kale dedi ki Haddethena Şubetu Bize Şube anlattı. An Asimin el-Ahveli O da Asim el-Ahvel'den. An Ebil Mutevekkili O da Ebul Mutevekkil'den. An Ebi Sa'idin el-Hudriyi O da Ebu Sa'id el-Hudri'den. An Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Demiş ki Allah'ın elçisi اِذَا اَتَا اَحَدُكُمْ اَهْلَهُ Biriniz ailesinin yanına vardığında, bunu ilişkiden kinaye olarak söylüyor. ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يَعُودَ Sonra tekrardan ona varmak isterse, bu da ikinci kez ilişkiye girme arzusundan kinaye olarak söylüyor. فَلْيَتَوَضَّ Arada bir abdest alıversin. فَاِنَّهُ Çünkü bu abdesti, yani normal abdesti, yine tekrar ediyorum, bütün bir bedeni yıkandığımız abdest değil. فَاِنَّهُ Çünkü bu en شَطُّ لِلْعَوْدِ İkinci kez yapmak istiyor ya, daha dirilik verir ona. Daha bir canlı döner, daha bir enerji sağlar demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Açık yüreklilikle bu yahut buna benzer bir şey söylemiş. Okuduğumuz hadis Müslim'de var. 308 numarayla. قَالَ اَبُوْ حَاتِمْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Ebu Hatim diyor ki تَفَرَّدَ بِهَذِهِ اللَّفْضَةِ الْأَخِيرَةِ Müslim ibn İbrahim'e. Hadisin sonunda gelen bu ikinci kez yapmak için daha bir dirilik sağlar, daha bir canlılık verir ifadesi
sadece rivayetler arasında, tarikler arasında Müslim bin İbrahim tarikinde geçiyormuş. Bir sonraki hadise geçiyorum. Zikrul emri bilebsil beyazı. Beyaz giymeyi emreden hadis. Minethiyabi, elbiselerden. İzil beyzu, çünkü beyaz. Minha hayrüthiyabi, çünkü elbiseler içinde beyaz en hayırlısıdır. Diyor İbn-i İbban zikir başlığında. Hadise bakalım. Akbarana, yani ben de hiç uygun değilim bu hadisi okumak için bugün. 1602. Akbarana el-Hasan ibn-i Sufyan'a. Bize el-Hasan bin Sufyan haber verdi. Kale dedi ki, haddethana el-Abbas ibn-i Velid el-Nersiyyü. Bize el-Abbas bin el-Velid el-Nersi anlattı. Kale dedi ki, haddethana Vuhaybun. Bize Vuhayb anlattı. An ibn-i Hüseymin. O da ibn-i Hüseyim'den. Yani Abdullah ibn-i Osman'a. Yani Abdullah bin Osman'dan. An Said ibn-i Cübeyr'in. O da Said bin Cübeyr'den. An ibn-i Abbas'in. O da ibn-i Abbas'tan. Anna Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, İlbesu min thiyabikum el-beyada. Elbiselerinizden beyaz olanları tercih edin, giyin. وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ. Ölülerinizi de beyazların içine koyun. Yani bu bakıma ölmeden önce kefenlenin der gibi sallallahu aleyhi ve sellem. فَاِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ. Çünkü en hayırlı elbiselerinizdendir beyaz olan elbise. وَاِنَّ مِنْ خَيْرِ اَكْحَالِكُمْ الْاِثْمِدَ. Sürmelerinizden de en hayırlı olanı İsmid'den yapılan sürmedir. Bu antimon yahut rastık taşı diye geçiyor. İsmid. Çünkü İsmid ile sürmelenirseniz, sürme çekerseniz yeculul basara, gözünüzün aydınlığı artar. Vayın bir tuşşara, saçınızı veya oradaki kirpiklerinizi güçlendirir. Saç derken herhalde kirpikleri kastediyor. Demiş yahut buna benzer bir şey söylemiş Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Okuduğumuz hadis nerede var? Okuduğumuz hadis ne Buhari'de ne de Müslim'de yer almış. Hadisle ilgili Elbani sahih notunu düşmüş. Bir sonraki hadise bakıyorum. Zikrul emri bil ikhali, sürme çekmeyi emreden hadis. Bil ismidi, ismet ile. Bil leyli, geceleyin özellikle. İz isti'maluhu yeculul basara. Çünkü böyle yapmak gözün aydınlığını kuvvetlendirir. 1603. Akberana Ebu Ya'la. Bize Ebu Ya'la haber verdi. Kale dedi ki, haddethana Ebu Haysemete. Bize Ebu Haysem'e anlattı. Kale dedi ki, haddethana Muhammed ibn Abdillah el-Esediyyü. Bize Muhammed bin Abdullah el-Esedi anlattı. Kale dedi ki, haddethana Sufyanu. Bize Sufyan anlattı. An Abdullah ibn Osman ibn Hüseymin, o da Abdullah bin Osman bin Hüseyin'den. An Said ibn Cübeyr'in, o da Said bin Cübeyr'den. An İbn Abbas'in, o da İbn Abbas'tan. Enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den buyurmuş ki, hayru akhalikum el ismidu. En güzel sürmeniz, en hayırlı sürmeniz ismittir. Yani rastık taşı. عندن نومي, uykuda, uykuya yattığınızda geceleyin. Yunbitu şara, kirpiklerinizi büyütür, güçlendirir. Ve yeculul basara, ve gözünüze aydınlık katar demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Yahut buna benzer bir şey söylemiş. Bu okuduğumuz hadiste yine ne Buhari'de ne de Müslim'de yer alıyor. Hadisle ilgili Elbani sahih notunu düşmüş. Bir sonraki hadis. Zikrul beyani, açıklayan bir hadis. Yani kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayru ekhalikum, sürmelerinizin en hayırlısı sözünün, arade bihi min hayri ekhalikum, sürmelerinizden en hayırlısı anlamına geldiğini gösteren hadis. Yani ismit, yani rastık taşı, sürmelerinizin en hayırlısı, yani top en üstte duranı değil de sürmelerinizden en hayırlı olanı. Yani pek çok en hayırlı olan var. Bu da bunlardan bir tanesi. Böyle olduğunu gösteren hadis diye İbn-i İbban başka bir hadis veriyor. Sanıyorum bu hadiste orada bir tek bir min olacak. Den edatını göreceğiz. 1604. Akbarana İmran ibn Musa ibn Mücaşi'in Es-Sakhtiyani'yi. Bize İmran bin Musa bin Mücaşi Es-Sakhtiyani haber verdi.
Kale dedi ki haddeten el-Abbas ibn el-Velid. Bize el-Abbas bin el-Velid anlattı. Kale dedi ki haddetena Vuhaybun. Bize Vuhayb anlattı. Ana Abdullah ibn Uthman ibn Husaymin. O da Abdullah bin Osman bin Hüseyin'den. An Said ibn Cübeyr'in. O da Said bin Cübeyr'den. An İbni Abbas'in. O da İbni Abbas'tan. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den buyurmuş ki inne min hayri ekhalikum. Sürmelerinizden en hayırlısı ismittir. Yani rastık taşıdır. Yahut antimon diyorlar. Fe innehu yecrul basara. Çünkü o göze aydınlık katar. Gözün canlılığını artırır. Oyun bituş şara ve kirpikleri güçlendirir. Demiş. Yahut buna benzer bir şey söylemiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Okuduğumuz hadis yine bu hadisin hiçbir türevi Buhari ve Müslim'de yer almıyor. Ancak Elbani hadisle ilgili sahih notunu düşmüş. İbn-i İbban da sahih olduğuna hükmetmiş olmalı ki kitabını almış. Bir sonraki hadis. Zikrul emri yine emreden bir hadis. Limen merra fil mescidi. Konu değişti. Ben de böyle sürmeyle bitireceğiz bu dersi diye düşünüyordum. Neyse ki konu değişti. Mescide uğrayan kimseye bir eshumin oklarla birlikte ok torbasıyla mescide geldi diyelim. En yakbida ala nusuliha yahut elinde bir şey varsa ok varsa onların o sivri kısımlarını elinde tutmasını emreden hadis. Yani oku düz tarafından değil de sivri tarafından tutmasını emreden hadis. Mescide gelmiş elinde oku dolandırıyor. Hazreti Peygamber görünce öyle tutma. Oku ucundan tut. Sivri tarafından tut diyormuş. Bakalım hadise. 1605. Bizde de şey geleneği var. Bıçağı bu tarafından tutma geleneği var ki bence aynı yaklaşıma dayanıyor. Çünkü sapından tutup dolaştığınızda çok tehlikeli. Ama sivri kısmı, yalın kısmından tuttuğunuzda en azından değecek olan kimseye sapı değiyor. Akbarana Ahmed ibn Ali ibn el-Musenna bize Ahmed bin Ali bin el-Musenna haber verdi. Kale dedi ki haddetena Ebu Haytheme bize Ebu Hayseme anlattı. Kale dedi ki haddetena Sufyan bize Sufyan anlattı. Kale dedi ki kultu li Amr ibn Dinar Amr bin Dinara dedim ki ya Ebu Muhammed ey Ebu Muhammed esemi'te Cabiran yekulu sen Cabir'i şöyle derken işittin mi? قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل مر بأسهم في المسجد elinde ok torbasıyla oklarla mescide uğrayan bir adama güya Hazreti Peygamber şöyle demiş sen bunu duydun mu diye soruşturuyor kim Ebu Muhammed diye birisi Amr bin Dinar'a ne demiş Hazreti Peygamber elinde ok gördüğü adama emsik bin usuliha onu uçlarından tutuver keskin kısımlarından yani. Cabir de bu soruya kâle ne'am evet duydum Hazreti Peygamber böyle bir şey demişti diye onaylamış. Okuduğumuz hadis Buhari'de var. 440 numarayla Buhari'de mevcut bu hadis. Bir sonraki hadis. Zikrul beyani açıklayan bir hadis. Diyenne hâder racule bu adam yani mescide demin hadiste geçen adam innemâ merra fil mescidi bil eshumi niyetesaddaka biha. Hani niye mescide oklarla gelmiş diye düşünecek olursanız İbn-i İbban diyor ki bu hadisin başka bir tarihi var ve orada bu adamın o okları mescide tasadduk etmek üzere getirdiği anlaşılıyor. Yani şu okları götüreyim de mescitte tasadduk edeyim, dağıtayım, infak edeyim demiş. 1606 Akhbarana Muhammed ibn el-Hasan ibn Kuteybe'te bize Muhammed bin el-Hasan bin Kuteybe haber verdi. Kale dedi ki Haddetena Yezid ibn Mevhab'in bize Yezid bin Mevhab anlattı. Kale dedi ki Haddetenin Leyth ibn Sa'din bana El-Leys bin Sa'd anlattı. Yani Ebu Zübeyri o da Ebu Zübeyir'den An Cabir'in o da Cabir'den An Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Ennehu emara raculen bir adama emrettiği naklonunuyor. Kâne yetesaddaku bin nebli fil mescid. Mescitte millete ok dağıtan, millete ok dağıtarak tasaddukta bulunan bir kimseye Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem
şunu emretmiş. En la yemurra biha illa ve huve ahidun bi nusuliha. Mescide geldiğinde artık okları sivri taraflarından tut diye emrettiği hadiste geçiyor. Demek ki ok dağıtıyor millete. Oku olmayanlara, tasadduk olan, edecek fakir olanlara yapmış kendisi güzel oklar. Ne güzel bir tasadduk aracı değil mi? Allah yolunda cihatta hazırlık olaraktan millete ok tasadduk ediyor. Fakirlere veriyor tabii, olmayanlara. Ancak Hazreti Peygamber onun ok dağıtırken oku okları yahut uçlarından, keskin kısımlarından tutarak vermesini emretmiş okuduğumuz hadiste. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته